Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Tire ilçemize bağlı Korap Tarım ve Hayvancılık İşletmesi'ne geldik. İsterseniz öncelikle işletme sahibimiz Aysel Hanım'ı tanıyalım. Hayvancılık sektörüne nasıl bir giriş yaptı? Evet. İşletmesinin durumu mevcutta nedir? Bize bu konular hakkında kısa bir bilgi verirseniz memnun oluruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Aysel Korap. Ev hanımıyken birden aktif bir çalışma düzenine girerek karar verip hayvancılığa başvurdum. Ve Tarım Orman Bakanlığı'nın hibe desteğine başvurdum. Çok şükür gayet güzel bir şekilde ilerledi o süreçte. Arkasından da şu anda 300 sağmal projeli ve 200 hayvanlık olan bir işletmeye sahibim. 3 yıldır da devam etmekteyim. Güzel şu anda, iyi gidiyor. Mutluyum da onlarla. İşletmemiz aynı zamanda hastalıktan ağrı bir işletme. Hedefimde zaten ağrılık vardı ve ağrılığa başvurdum. Arkasından da zaten ilerledi. Şu anda ağrıyız. Hijyene ve her şeye, aşılar çok önemli. Her şeye dikkat ediyoruz elimizden geldiği kadar. Ama tabii ki bu benim sayemde değil sadece. Ekibim ve hekimlerim sayesinde. Evet değerli izleyiciler, bugün buraya gelmemizin asıl sebeplerinden bir tanesi DİTAP, yani dijital tarım pazarı. Sayın Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli'nin lansmanını yapmış olduğu bu sistemde üretici ve alıcıları aynı bir noktada, platformda buluşturuyoruz. Biliyorsunuz daha önce bununla ilgili tanıtım videoları çektik, hala da devam ediyoruz. Şu anda sistemleri bütün yetiştiricilerimizin aktif olarak kullanmasını istiyoruz ve görmüş olduğunuz eksiklikleri bakanlığımıza ileterek ilgili birimdeki arkadaşlar bu yeni modülleri ekliyorlar. Önceki bölümlerde şunu söylemiştik. Hayvancılık sektörü DİTAP sisteminde yoktu. Daha çok tarımsal alan vardı. Ve artık şu anda hayvancılık bölümü de açıldı. Evet. Üretmiş olduğumuz sütü sisteme ekleyebiliyoruz. Hayvanlarımızı satım aşamasına geldiğinde buzağıyken ya da gebe düve pozisyondayken, hangi pozisyonda olursa olsun, onları sisteme ekleyip alıcılarla buluşturabiliyoruz. Türkiye'nin her tarafından bütün alıcılar sisteme girip sizdeki satılık ürünü görebiliyor. Bunun dışında sistemde şöyle bir özelliği daha var. İşte bu işletmemizde 200 tane hayvanımız var. Evet. Eğer kendi tarımsal üretimimiz yoksa, sıvacık mısır satın almak istiyoruz. Ya da arpa, buğday ya da soya fasulyesi almak istiyoruz. Evet. Talep oluşturabiliyoruz. Bizim diyoruz ki 2021 yıl için şu kadar ton ürüne ihtiyacımız var diyoruz. Ya da satıcı üreticiyle direkt iletişime geçip hali hazır olan ürünü isteyebiliyoruz. Ürünümüzün kriterlerini belirleyebiliyoruz. Buradaki kriterler işte protein değeri olsun, sılaj için konuşmak gerekiyorsa kuru madde değeri olsun. Bu kıssasları belirleyip istediğimiz kalitede istediğimiz ürünü alabiliyoruz. Ve üretici olan insanlar artık süt üretmekten korkmayacaklar. İstedikleri gibi rahatlıkla sütünü üretebilecekler. Evet, çünkü çok daha bir sözleşme var ortada, her iki tarafı bağlayan. Buna Ticaret Bakanlığı da dahil, bizim bakanlığımız da dahil, bunların kontrolü altında. Böylelikle üreticiyi ve satıcıyı güvence altına almış oluyoruz. Çok güzel. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, bu sistemle alakalı. DİTAP sayesinde arpa, mısır, soya, bunları direkt olarak satın almayı düşünüyoruz. Hastalıktan ağrı, kontrollü ve kaliteli sütümüzle DİKAP'ta biz de varız.